Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videoda sorularınıza cevap veriyorum. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yazdığınız sorular için güzel sorulardı. Hepsine tabi bugün cevap veremeyeceğim. Çünkü konular farklı. Ama bugün için 3 tane soru seçtim. Aslında soru değildi. 2 tane istek, bir de bir tane soru vardı. Şimdi... İlk isteğiniz e, kelime listesi. Kelime listesini hazırladım ve e, sizin için aşağıda bırakacağım. Oradan kelimeleri e, kopyalayıp yazabilirsiniz e, ya da işte defterinize not alabilirsiniz ve ondan sonra pratik yapabilirsiniz. İkinci isteğiniz Makedonca ile ilgili e, YouTube kanallar sormuştunuz, e, vloglar ya da e, şovlar, diziler, filmler gibi. Sizin için ayırdığım birkaç kanal var ve onları size hemen söyleyeceğim. Öncelikle çocuk programlarından bahsedeyim. Eski bir çocuk programı vardı adı Umni Glavi. Eski bir program ama güzel ve kaliteli. Güzel şeyler öğrenebilirsiniz oradan. Ondan sonra buna benzer bir şey ama modern bir show var ya da program diyelim. Adı Petko Plus Familia. Onu da tavsiye ediyorum. Müzik de var içinde. Güzel, eğlenceli oluyor. Çocuklarla birlikte de izleyebilirsiniz. Tek başınıza da izleyebilirsiniz. Sorun yok. Bunlar iki çocuk programı. Şimdi çizgi film programı kanalı da var. Onu da tavsiye ediyorum. Bir de bir masal kanalı buldum. Ya yani sesli kitap gibi düşünün ve güzel bir şey yani faydalı bir şey oluyor aynı zamanda. Çocuk program kısmını bitirdik. Şimdi, şimdi büyüklerin kısmına gelelim. Talk show olarak Eden na Eden bir talk show var. Onu izleyebilirsiniz. Güzel, eğlenceli. 10, 11 sezonu var sanırım. Son olarak iki tane dizi seçtim sizin için. Bunlar yeni diziler. Onlardan birisi Familia Markovski. Meşhur bir dizi. iki sezonu var. Ve günlük yani Makedonya'daki günlük hayatı anlatıyor. Bir aileden bahsediliyor. Ve normalde günlük hayatta yaşananlar falan. Yani güzel bir dizi. Normal bir dizi diyelim. Ve ikinci dizi Prespa Prespav dizisi aslında komedi bir dizi. Ve çok eğlenceli. Bu biraz daha zor olabilir e, yabancılar için çünkü Hedoncanın e, Ohri Prespa lehçesi var. E, bir de yabancılar var içinde. E, ama dizi çok güzel, çok eğlenceli. E, izlemenizi tavsiye ediyorum tabii ki de. Evet arkadaşlar, bunların hepsinin linklerini sizin için yazdım, hazırladım. Oradan da e, direkt. Tıklayıp kanallarına gidebilirsiniz ve onları izleyebilirsiniz. Evet, şimdi dersimize gelelim. Bugünkü dersimizde de fiillerle devam ediyoruz. Sorunuz dönüşlü fiilleri anlatabilir misinizdi? Şimdi Türkçe'de fiillerin halleri var, etken hali, ondan sonra edilgen, işte dönüşlü vesaire. Makedonca'da bunlar yok aslında. Şimdi Makedonca düşünsek şöyle yani çok kolay aslında oluyor. Fiilin bir kökü var. Tamam mı? Mesela fiilimiz diyelim ki vika. Vika. Vika'nın anlamı çağırmak veya bağırmak iki anlamı oluyor. Çekimlediğimde yaz vikam, ti vikaş, toy vika ya da ta toa vika, niye vikame, viye vikate, tiye vikaat oluyor. Şimdi eğer vika fiilin başına se getirirsem Sevika bir anlam kazanıyor. Sevika aslında Türkçesi çağrılmak. Tamam mı? Şimdi biz bu fiili ne zaman ve nerede kullanırız? Sevika'yı belki duymuşsunuz. Kako sevikaş. Kako sevikaş. Kako sevikaş adın ne? Yani aslında ne demiş oluyoruz burada? Nasıl çağrılıyorsun? Kako sevikaş nasıl çağrılıyorsun? Okay? Ya sevikam, ti sevikash, toy ta toa sevika, niye sevikame, viye sevikate, diye sevikat. Okay? Güzel. Yani Makedonca'da e, ismimizi söylemek ya da sormak için bir fiil kullanıyoruz. Sevika fiili. Tamam mı? Şimdi bu çocuğun adı ne? Çocuğun ismi ne? Sorduğumuz zaman Kako sevika deteto Deteto Öznemiz dete çünkü çocuk o yüzden belirtiyoruz Kako sevika to. Çocuğun adı ne? Deteto sevika Ivan Çocuğun adı Ivan Deteto sevika Ivan Okay? Ne anlatmak istiyorum aslında? Fiilin başına se getirdiğimde dikkat ama se ayrı yazılır. Se vika yani bitişik değil tamam mı? Şimdi sevika farklı bir fiil oluyor yani ve se sözcüğünün anlamı nedir aslında? Şimdi ise fiilleri değiştiriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Etkenden edilgen, işte ondan sonra dönüşlü haline dönüştürüyoruz. Tamam mı? Örneklerle devam. Fiili biliyorsunuz. Gleda görmek, bakmak, izlemek, seyretmek anlamı var. Şimdi se gleda dediğimizde farklı anlamı olabilir. Ee, görüşmek olabilir. Biriyle görüşmek. Ve edem, so, ana. Ana ile görüşüyorum. Se gledem, so, ana. Okay? Se konuşmalarda en çok kullandığımız bazı filerden size bahsedeceğim şimdi. Yıkamak, miye. Se miye yıkanmak. Okay. Se banya, banyo yapmak. Banyuva, giymek. Se kuva giyinmek. Okay? Ondan sonra taramak. Se çeşla, taranmak. Okay? Fuva, hazırlamak. Se podgotfuva, hazırlanmak. Vraka bir şeyi geri vermek oluyor. Se ile olduğu zaman sevraka anlamı biraz değişiyor geri dönmek anlamı var bu sefer. Okay? Sevrakam geri dönüyorum demek. Ama sadece vrakam desek geri veriyorum, bir şeyi geri veriyorum. Okay? Ova telefon açmak, telefon etmek. Segriji merak etmek. Sedopa beğenmek demekti hoşuna gitmek. Ondanka makyaj yapmak. <laughs> Arkadaşlar, bugünkü videoda se sözcüğünden bahsettim biraz. S ile bir liste hazırladım size ve onu da aşağıda bırakacağım. Oradan bakıp işte onları yazabilirsiniz defterinize ve tabii ki pratik yapabilirsiniz. Bu video bu kadar. Sorularınız için çok teşekkür ediyorum tekrar ve izlediğiniz için, takip ettiğiniz için ve paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmaita Ubağden. Ciao ciao.